Merhabalar, ben Serbest Arıhan, Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi yetkilisiyim. Öncelikle Tatvan Belediye TV'ye böyle bir faaliyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'ne bağlı Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi 1980'den beri Tatvan çiftçilerine hizmet vermektedir. Kooperatifimiz faaliyeti alanında bulunan 50 yerleşim yerindeki çiftçilerimiz ihtiyaçlarını karşılamakta, 40 yıldır, 40 yıla aşkındır karşılamaktayız. Biz Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi olarak bölgemiz faaliyet alanını kapsayan Bitlis, Mutki, Hizan ve Tatvan'da tarımsal faaliyet bulunan çiftçilerimizin bütün tarımsal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün tarımsal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyacı olan işte kümyevi gübresi, yemi, mazotu, zirai makinesi, tohumluğunu kooperatifimizden temin edebilirler. Çiftçinin bizde kredi kullanabilmesi için kooperatifimize bir üyelik başvurusunda bulunması gerekiyor. Bunun için bizim zor şartlarımız yoktur. Herhangi bir işte diğer finans kuruluşları gibi kredi şartları kadar bile zorlaştırmış şartlarımız yoktur. Sadece tarımsal faaliyetle uğraştığına dair bir belge tanzim etmesi gerekiyor. Bunun dışında zaten diğer prosedür gereği, diğer belgeler gerekmektedir. İşte nüfus kimliğidir, ikametgah belgesidir ve kullanmış olduğu, beyan etmek istediği tarımsal mal varlığını bize tanzim etmesi gerekiyor. Yani bir çiftçi bize kredi talebinde bulunduğunda işte bir banka gibi kredi onaya gitti, kredi işte onaylanmadı gibi belli bir süreç veriliyor. Hatta bu süreç bazen haftalarca sürebiliyor. Bizde o kadar zor şartlar yoktur. Yani kredi başvurmaya gelen bir çiftçimiz aynı gün içerisinde kredisini kullanabiliyor. Yani ihtiyacı olan gübresini, mazotunu ya da tohumluğunu ya da yemini alıp götürebiliyor. Peki pandemi sürecinde ne yaptınız? Ne çalışmalar oldu? Pandemi sürecinde biz faaliyetlerimizde herhangi bir aksaklık göstermedik. Yani çiftçilerimizi ya da üreticilerimizi, tarımsal faaliyette bulunan üreticilerimizi mağdur etmedik. Şöyle bir çalışma yürüttük. Genel Müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda, yani bütün Türkiye geneli bütün teşkilat bu şekilde hareket etti. Pandemi sürecinde biz çiftçilerimizi şubelerimize, yani yığılmasını değil de genelde ihtiyaçlarını köylerinde, çiftliklerinde, evlerinde karşılaştık. Pandemi süreci bizim üretim sezonuna denk geldi. Mart ayında başladı. Bu da tam bizim üretim sezonu başlangıcı ne oluşturuyordu. Yani üretim, çiftçilerimiz üretim yapmak zorundadır. Her şeyden vazgeçilebilir ama beslenme sektöründen, beslemeden vazgeçemezsiniz. Bunun temel kaynağı da tarıma dayanıyor. Biz bunu sürdürülebilirlik olabilmesi için gerekli bütün önlemleri, gerekli bütün faaliyetlerinde bulunduk. Kamyon kamyon gübre götürdük köylerde. Belli bir program dahilinde. Köylerde çiftçilerimize dağıttık. Mazot götürdük, dağıttık. Yemlerini verdik. Bunun dışında çiftçimizin ihtiyacı olan tohumudur ya da zirai makinesinidir. Bunu da belli bir programlar dahilinde çiftçimizin evine kadar götürdük. Özellikle 65 yaş üstü çiftçilerimiz, bize kayıtlı olan, bizde kredi kullanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok daha çok kolaylık tanıdık. Bunların sokağa çıkmak kısıtlaması olduğundan dolayı biz bunların ihtiyaçlarını gerek kendi imkanlarımızla, gerekse onların belirlemiş olduğu birinin, işte oğlu olur, yeğeni olur ya da amcası olur, amcasının oğlunun olduğu, belirlemiş olduğu biriyle gönderdik, teslim ettik. Yeter ki faaliyeti sürdürebilsin diye. Şimdi pandemi döneminde geri ödemelerle ilgili olarak da esneklikle tanındı. Örneğin Mart ve Nisan ayı vadesi olan krediler faizsiz olarak 2 ay ertelendi. Onun devamında Mayıs, Haziran vadesi olan krediler hükümetimizin almış olduğu bir kararla 6 ay faizsiz ertelendi. Ondan sonra zaten bu sürecin başlangıcından Haziran ayının 15'ine kadar icra takip işlemleri tamamıyla durduruldu. Yani takipte borcu olmuş olabilir. Ödememiş olabilir, ertelenmemiş de olabilir. Ama herhangi bir icra takip işlemi falan bunlar hakkında başlatılmadı. Ödemesizlik durumu olan işte 90 gün
idari takip süreci dediğimiz, bu finans sektöründe idari takip süreci dediğimiz süre pandemi dönemiyle beraber 180 güne çıkarıldı. Yani çiftçi diyelim ki 6. ayda ödemesi gereken kredisi 6 ay boyunca ödemese icra takip başlatılmayacak. Ancak 180 gün sonra icra takip başlatılacak. Bu da genel müdürlüğümüzün, bir çiftçilerimiz için tanımış olduğu bir kolaylıktır. Peki abi, mesela mahsulü tarlada kalan bir çiftçinin ne gibi desteği var? Şimdi şöyle, yani üretim zinciri, bizdeki üretim zinciri şurada bitmiyor. Hani biz fideyi veriyoruz, diyelim ki tohumu veriyoruz, gübreyi veriyoruz, çiftçiyi tarlaya gönderir, çiftçi ekimini yapıyor. Bu sefer bizim faaliyet alanımız tarlada devam ediyor. Yani sahada devam ediyor. Biz çiftçi ürünü ektikten sonra bundan sonraki aşamasını biz sahada takip ediyoruz. Bizim gerekse tarım kredi bünyesinde çalışan ziraat mühendisleri, gerekse tarım kredinin anlaşmalı olduğu firmalarda çalışan ziraat mühendisleri aracıyla biz bu sefer sahada çiftçiye teknik destek veriyoruz. Şöyle ki, yani diyelim ki tarlaya gittik, çiftçimizi ziyaret ettik, üyemizi ziyaret ettik tarlasında, ürününe baktık, fasulyesine baktık. Fasulye fide çıkmış, belli bir seviyeye gelmiş. Ancak bu seviyede bir gerileme yaşanıyor. Yani tarlanın bir kısmı daha iyi, bir kısmı daha geride kalmış. Bunun için besleyici ürünlerimiz var. Besleyici takviye besleme dediğimiz ilaç olur, gübre olur. Yani ilaç daha çok işte zararlı şeydir, kurt olur ya da hastalık olur, hastalıklara karşı mücadele içindir. Ama besleyici, kök salıcı, çiçek açıcı ve bitkinin boy artırıcı materyallerle bunu desteklenebilir. Bu durumda ziraat mühendislerimiz, çiftçilerimiz de gayet iyi teknik destek vermektedirler. Sürekli biz haftanın 2-3 günü sahada çiftçilerimizle bu durumları konuşuyoruz. Bu desteği söylüyor, tavsiyelerinde bulunuyoruz. Hani bu üretim sezonu boyunca bu devam etmektedir. Ürün fideye, fideden çiçeğe, çiçekten meyveye kadar biz bunu takip etmek zorundayız. Çünkü çiftçilerimiz geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor olabilirler. Ama teknik destek olmadan da bu üretimi sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde sonlandırmak mümkün değildir. Teknik desteği ziraat mühendislerimiz tarafından zaten alıyorlar. Çiftçi gerek duyduğu her an telefonuyla bize iletişime geçtikten sonra biz gidip sorununu yerinden tespit edip o konuda yardımcı olabiliyoruz. Bu zincir şu şekilde de devam ediyor. Yani biz ürünü verdik, işte ham maddeyi verdik diyelim ki, temel maddeyi verdik, tohumu verdik, çiftçi ekti ama hasat da geldi, pazar bulamıyor. Bu konuda da tarım kredi yine çiftçinin yanındadır, yine kendi üyelisinin yanındadır. Çiftçinin ürününü pazar buluyor açıkçası. Pazar bulmaktan yana pazar yaratıyor. Yani pazarını kendi oluşturuyor. Şu anda Güneydoğu bölgesinde hasadı yapılan arpa ve buğday alımları bizim oradaki kooperatifler, yani şubelerimiz aracıyla çiftçiden alınıyor. Bu alımlar, çiftçi eğer bize borçluysa borcundan düşürülüyor. Geri kalanı kendisine iade ediliyor. Ha, borçlu değilse o da belli bir süre sonra, ürün alındıktan belli çok kısa bir süre sonra çiftçiye nakit olarak geri ödeme yapılıyor. Ondan sonra şunu da diyebilirsiniz, peki aldığınız ürünler siz kime pazarlıyorsunuz? Yurt içine mi, yurt dışına mı? Bunun için tarım kredi son yıllarda çok daha iyi, çok güzel bir faaliyeti bulundu. Tarım kredi kooperatif marketleri açtı. Yani temel süpermarketler statüsünde. Şu anda Batı'da bulan sayısı 100'ü geçti, 100'den fazla. Bizim bölgemizde de inşallah önümüzdeki süreçlerde süpermarket statüsünde oluşacak. Şu anda biz buradaki kooperatifimizde tarım kredi marketimizi açmış bulunmaktayız. Temel gıda ürünlerinin hepsini biz satışa sunmuşuz, halka arz ediyoruz. Burada sattığımız ürünlerin çoğu sözleşmeli tarım ürünleridir. %100 yerli, ondan sonra doğal ve kesinlikle işte herhangi bir kimyasal katkısı bulunmayan organik diyebileceğimiz ürünlerdir. Fiyat olarak piyasanın ya piyasaya eşit ya da piyasanın altında şekilde, yani çok böyle
işte fırsatta bunu da şey yapmıyor. Bu marketlerimizde özellikle pandemi döneminde malumunuz böyle bir gıda stoklanmasına gidildi. Ondan sonra insanların işte hani kısıtlamalardan dolayı gıda sıkıntısı yaşanır diye böyle bir marketlere anında bir saldırma falan oldu. Biz bu konuda herhangi bir kısıtlanma, herhangi bir fiyat artışına gidilmedi. Özellikle dezenfektan ürünlerinde hani kolonyalar bir süre şey oldu. Piyasada tamamıyla kolonyalar bulmak çok zordu. Bulan da yüksek fiyat alındı. Bizim kendi üretimimiz olan kolonyalarımızı biz eski fiyattan satışına devam ettik. Hala da aynı fiyattan devam edebiliyoruz.